Hani halkın adamıydı? Hani halk vatandaşıydı? Yani insan biraz utanır ya. Şu anki belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ne diye söz vermişti? Sözün eri değil kızım. Ya olur mu böyle %50 zam ya? Duyulmuş mu ya? Bu millet sana güvenerek oy verdi yani. Seni seçti. Hani güzel olacaktı her şey? Oldu mu güzel? Hani garibanın yanındaydı? Şeye zam yapmayacağım, ekmeğe zam yapmayacağım dedi. Ekmeğe %50 yaptı, suya %37 yaptı. Peki verdiği söz nerede? Hiçbir tane lafı Allah için yerine getirmez. Ben bunu şöyle yapacağım, ben bunu düşüreceğim. Şu ana kadar bu ikinci tünel. Gorun içine sözü tutmadı. Bu ne ya sen ya? 300-400 liradan aşağı yok ya gelen yani suları. Biz iki kişiyiz evde ya. Vallahi 350 lira su parası gelmiş ya. Bu ne ya? Suyun tonu kaç lira kardeşim ya? Yaptığı bir şey yok. Ben şahsen memnun değilim ben. Kusura bakmasın. Öyle ayarı yok burada. Burası Türkiye. İmamoğlu'nun işleri. İmamoğlu kafasına göre koyuyor. İBB suya %53 zam yaptı. Bununla İstanbul'da su fiyatı şu an doğalgaz fiyatının 5 katı. Vallahi kızım şimdi bak harbi konuşalım. Memnun değiliz. Yani niye? Hiçbir tane lafı Allah için yerine getirmez. Ben bunu şöyle yapacağım, ben bunu düşüreceğim, ben bunu yaptıracağım. Şu ana kadar bu ikinci tünel. Yani maalesef yani insan biraz utanır ya. Yani ben yaptığımı söyledim de ha, niye yapmadım? Bir sebep var. Hayır. Sen utan var. Hayır kardeşim. Bu millet sana güvenerek oy verdi yani. Seni seçti. Oraya ikinci derim seçti. Gene yaptığı bir şey yok. Ben şahsen memnun değilim ben. Kusura bakmasın. Öyle ayarı yok burada. Burası Türkiye. Yani kimse bunu yutmaz yani. Yani her şey açık. Değil mi? Biraz kendini toparlasınlar. Biraz kendine düzen versinler. Dürüst yolda yürüsünler. Yani görünüşüne sözü tutmadı. Suyu kim çıkaracak? Gariban harcayacak. Ben bunlara katılmıyorum. Yani verdiği sözleri tutmadı. Yok hiç tutmadı. Hiç sözünün eri değilmiş. Sözünün eri değil kızım. Gelsin kendine de söylerim. O da insan ama azıcık da şurada vicdan olacak. O vicdan hiç görmedim ben. Ya olur mu böyle %50 zam ya? Duyulmuş mu ya? İmamoğlu'nun işleri yani. İmamoğlu'nun işleri. Başka bir şey değil yani. İmamoğlu kafasına göre koyuyor. Hani 10 bin lira vereceği de emekliye. Hani neye bilmedi? Neye bilmedi? Bunlardan hayır gelmez. CHP'den bu millete hayır gelmez. O peki, kadar. Verdiği sözleri tutmadığını düşünüyorsun. Evet. Verdiği sözleri tutmadık. Hani 10 bin lira vereceği de emekliye. Bunlar hiç sözünü yerine getirir mi? Getirmez. Bunlar ancak ülkeyi çöpe sürükler. Emekliye 10 bin lira hem Mansur Yavaş söyledi mitlerde hem bu adamlar söyledi. Bir şey yok. Ortada yaptıkları bir şey yok. O televizyonda gösterdikleri namus şerefsiz olmasalar, namuslu şerefli adamlar olsalar o televizyonda o şeyleri gösterdiklerinde her oy başına 5 bin lira, 10 bin lira seçmeye oyların için dağıttıkları paralar var. Bu adamın hanımı, kızı şeyde çalışıyor havalanında. Bir oya 2 bin lira. Poşette ya paralar hani televizyonda gözüktü. Evet. Onları bütün dağıttılar halka. Halka 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira oy aldılar. O Türkiye'yi şerefini bilmedik adamlar aldı, ceplerine koydu, oyları verdiler bunlara. Para dağıtıp oy aldılar. He, şerefini ben bilmesem şerefimi o parayı almam. Yani Türkiye'yi düşünen, Türkiye'yi düşünmeyenler alıyor öyle. Yakınızda var mı o paradan alan? Ya kızım benim kız aldı ya. Dedim ya. Kızım var ya, yabancı değil. Kızım aldı kızım. Havalanında çalışıyor. Kızım aldı. Sonra kısa bir şey söyleyeyim. Bak, bu İsmail Haniye için dünya, biz Müslüman elemdiler değil mi? Dünya ülkesinde hepten boykot yaptılar, miting yaptılar. Bunlardan birisi çıktı da Allah aşkına bir söyle abimiz. Sen benim evladım yaşındasın. O kardeşim de aynı. Birisi çıktı da bir ciğerden, candan bir şey konuşan oldu mu? Söyle. Suya gittik yok. Ekmeğe yaptı. %80 mi yaptı? Ne? %30 mu yaptı? Neyse. Halk ekmeğine. Ondan sonra araçlara yaptı. Araçlar derken vesatçiğine. Ulaşıma yaptı. Taksilere yaptı. Senin yaptığın ne iş var da sen bunları yapıyorsun ya? Kafana göre ya. Bazı yerlerde şeylerini kestiler ya. Huzurlu masrafları. Oralardan çıkartıyorlar. İspat şeyim zarar eder mi? İspah. Onu zarar etti. Sana dünyanın en iyi filosunu teslim ettiler. Türkiye'de.
5 sene öncesi sıfır arabaları çiğittin. Dağdan pekarları indirdin, şoförlü olmayan adamları, malın kıymetini bilmeyenleri koydular arabaların içine. Arabaların suyuna bakmadılar, yağına bakmadılar. Yaktılar arabalar, full oldu. Full oldu. Doğru değil mi? Şimdi bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Hani ekmeğe 8 lira yaptı, %60 vurdu. 5 liralık ekmek 8 lira olur mu? Zaten buğdayın kilosu 8,5 lira. Buğdaya zam gelmedi ki. Neye dayanarak yaptı ki? Ulaşıma bir sürü zam yaptı yine yeni. 120. Hani güzel olacaktı her şey? Oldu mu güzel? Daha ne diyeyim ben? Kanalı çıkarıyor musun? Otobüsler 20 liraya çıkarttı. Yazık ya. Metrobüsler benzin mi yakıyor, mazot mu yakıyor yani? Elektrik mi içiyor zaten? O kadar zam olur mu ya? Adam 2 mesaitte işe gidecek. 2 mesaitte gelecek 4. Ne yapıyor? 80 lira yapıyor. 2 milyon 400 bin lira ayda otobüs parası verecek yani adam. Vatandaş yani. Yazık değil mi? Hani halkın adamıydı? Hani halk vatandaşıydı? Hani garibanın yanındaydı? Hani CHP'liler hep öyle konuşuyorlar zamanında, hep yapmacık kelimelerle. Ben başka şeye giriş yapmak istemem. 3 tane maddeye şey diyorum. Ekmek, ulaşım, su. Sen evde bu ne ya sen ya? 300-400 liradan aşağı yok ya gelen yani suları. Biz 2 kişiyiz evde ya. Vallahi 350 lira su parası gelmiş ya. Bu ne ya? Suyun tonu kaç lira kardeşim ya? Yazık yani, yazık. Sana söyleyeyim ya. Halen çıkıp da konuşuyor İmamoğlu Sayın. Gide konuşur. Şimdi bunlar diyorlar ki işte işçi çıkartmamalı, şu çıkartmamalı, bu çıkartmamalı. Bu çıkarttıklarının yerine de adam alıyorlar tekrar. Peki bunların suçu günahı ne? Yani ta girdiklerinden, kazandıklarından bu tarafa bütün CHP belediyesi bakıyor ki yani başka partili, onu zaten önceden belirlemiş. Ya bunun partisi martisi mi var? Orada ekmek parası için çalışıyor. O partide de olabilir, bu partide de olabilir. Sen bunu çıkardıktan sonra eğer yani hakikaten zarar ediyorsan amenna. Fakat çıkarttığın yerine adam alıyorsan niye alıyorsun? Yani böyle saçmalık olmaz ya. Bu ülkede yani bunların yaptıkları her şey saçmalık, her şey. Atmaya tutmaya varlar, meydanlarda şunu yapmaya varlar. Ya bunların karşı çıkmadıkları bir şey var mı? Bu ülkenin çıkarı için karşı çıkmadıkları bir şey var mı? Bu ülkenin çıkarlarının her şeyine karşı çıkıyorlar. Yazık günahtır ya. Yapıyorsanız ya yapın, yapmıyorsanız da o yerinizde oturun. Her şeye karşı çıkmak iyi bir şey değil ki. Bu milletin gözü kör mü? Bu millet hiç mi bir şey bilmiyor? Peki son olarak yine aynı soruyu size de sorayım. Suya gelen %53 zam oranı normal mi sizce? Ya niye normal olsun? Niye normal olsun? Ülkenin yani su parası almadıkları mevki makam var mı? Nereye gidiyor bunun? Yani bir de bunun giderini söylesinler. Bu kadar topluyorlar ama bunun toplamamın sebebi şudur. Şuraya şunu yaptırıyoruz, buraya bunu yaptırıyoruz falan yaptı. Yok, bir açıklama da yok. Her önüne gelen yapıyor. Olmaz bu kadar, olmaz, olmaz. Vatandaş yani çığırından çıkmış ama dur bakalım ne olacak. Şu anki belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ne diye söz vermişti? Suya zam yapmayacağım, bilmem de ekmeğe zam yapmayacağım dedi. Ekmeğe %50 yaptı, suya %37 yaptı. Peki verdiği söz nerede? Bu millet bu hak buna söz verdi, yerine getirdi. Sözünde durmadı. Ne olacak bu İstanbul'un hali? O %37, buna %50. Verdiği sözde hiçbir yerine getirmedi. Yok şu projeler yapacağım dedi, bunu uygulayacağım dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda yapmış olduğu hiçbir şey yok. Bir de ileride, yok ben Büyükşehir Belediye Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın adaylığı söz konusu. Peki şimdiden suya, elektriğe, suya her şeye zam yaparsa ekmeğe, biz buna nasıl güveneceğiz, oy vereceğiz? Sana soruyorum. Ben şu anda bir vatandaş olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ben güvenimle sastı diyorum. Ki öyle düşürüp ona göre bir karar vermesi lazım. O yüzden katılması lazım.